Kerimeciğim, şimdi laparoskopik aletlerden bahsedeceğiz. Evet. Tabii sadece uzun uçları aslında açık cerrahide kullandığımız gibi ben trokarlarla senleri başlayalım. Baş başa bırakıyorum. Evet, günümüzde çok yaygın artık. Tüm cerrahiler artık evet, laparoskopik yapılabiliyor. Açık alet olarak, açık cerrahi alet olarak ancak belki masamızda bir bistrü, bir portegü ve bir küçük penset makas olmadan yine de olmaz. Çünkü minimum olsa da küçük bir insizyon olacak tabii. Ve bu bir veres iğnesi gazla ilk laparoskopiye batını, tabii evet, başlarken kullanılan aparat. Evet. Aparat. Burada hemşire olarak yapılması gereken şey nedir? Belki tıkalı olabilir. Kontrol ederek vermekte fayda var. Biz veya çünkü maalesef sıvıyla, her zaman disposable kullanamıyoruz bunları. Ne yazık ki. Ama dünya da o şekilde sanırım öyle. Çok o konuda reusable aletleri de var ama bunlar güvenle kullanılabilir. Özellikle günümüzün temizleme tekniklerini göz önünde bulundurursak, güvenle temizlendiğini düşünüyorsak olabilir. Portlar, girişler, evet, bunlar da ihtiyaca yönelik olarak 5 milim çapında olabilir. Size'ları farklı. 10 ya da 11, 12 olabilir ve bunların reducer'ları var. Çap evet, düşürücüler. Şu evet, an 11'lik veya 12'lik bir portu biz artık 5 milimlik. Evet. Tabii. Bunun neden önemi var? Çünkü cerrahi el aletleri ya 5 milim çapındadır tabii, ya da 10 ya da 11'dir. O sebepten çap düşürücüye de ihtiyaç vardır. Obezitede daha uzun ve daha özel evet, tabii mesela şeyler, bunların portlar olabiliyor. Derin tabii, hasta yağ olacağı fazla için, olduğu için. Olabilir. Bir de tabii günümüzde bu tek insizyon sisportlar. Evet, evet. Bu da Türkiye'de üretilen sisportlar evet, pahalı yerli, çünkü. Evet. Yerli üretim. Yani yine özellikle vurgulamak isterim. Evet, bir kullanımla evet, atılabilir ve çok hesaplı olduğu için evet, diğer muadilleriyle karşılaşıldığı zaman yani çok sevindirici aslında bir şey tabii tek ki. Tek insizyondan evet, evet ve yerli olması ayrıca güzel. Yine burada 5'lik 10'luk girişimler evet, için evet, reducerları üzerinde bir port evet, görüyoruz. Burada da işte aspiratör bağlamak bağlantıları, için. Evet. El aletleri uzun laparoskopide. Şöyle alalım, vereyim ben sana. Evet. Tutucu aletler aslında açık cerrahi aletlerinin birebir uygulanmış olanları öyle, diyebiliriz. Evet. Fark sadece daha uzun olması. Çünkü bir ekran aracılığıyla işlem yapılacaktır. Evet. Ve bu portların içinden girişler yapılarak kullanacağız biz bunları. Evet. Bu atravmatik ezmeden kullanacağımız evet, bir port. Yine burada koter bağlantısı var. Aynı açık cerrahinin sağladığı her şey burada mümkün ve mevcut. Başka bir özellik burada, metal bunlar ama görüyorsunuz şurada siyah bir kaplama var. Evet, İzolasyon. Tabii ki koter girişi ve kontrolsüz yanıklar istemediğimiz tabii, şeyler olmasın diye. Tabii çok tehlikeli o. Bu cerrahi aletleri tek kullanımlık değillerse bile izolasyonlarını kontrol evet, etmek gerekir. En azından hemşirelik açısından takip edilmesi gereken şey. Çünkü koter yanıklarına, istenmeyen yanıklara sebep olabilir. Bir de bu aletlerin bu kısım reusable olup yani uçları çıkabiliyor. Evet, onların evet tek kullanımlık evet var. Onların var, hazırlığı ve bakımı tabii ki uçları çıkartarak. Evet. Devam ediyoruz. Yine burada cerrahi makasın birebir uygulanmışı. Görüyorsunuz. Aynı. Küçüğü. Sadece daha küçük, yine izolasyonu olan, koter bağlantısı olan. Burada yine dikkat edilmesi gereken şey aleti uzatırken eline cerrahın verip uzaktan evet, tutacağı için ucunu bırakmadan portumuzu, girişimizi evet, şu buluşmayı sağlayabilir evet, hemşire. Bu çok konfor verici olabilir ve daha sonra bırakacaktır. Evet. Bunu vereyim. Disektörümüz yine açık cerrahideki aletin benzeri. Bir özelliği var ki istenen tabii, pozisyona dönebiliyor. Yine koter bağlantısı var. Ve aspiratörümüz. Buradaki aspirasyon, irigasyon, aspirasyon, evet, yıkama ve temizlik amaçlı. Çok sık kullanılan evet, çünkü evet, laparoskopide alanın çift temiz giriş, olması gerekiyor. Evet, çift giriş evet, var. Evet. Çünkü küçük bir alan görülüyor ve büyütmeyle tabii, çalışıldığı için de aslında küçücük kanamalar bile çok evet, fazla görüntüyü bozabileceği için
sık kullanılan bir aletimiz. Bu da disposable klip. Tek kullanımlık bir cerrahi klip. Ucunu sterilizasyonda korumak için bantlanmış. Evet, biz tabii bunları tekrar kullanıyoruz. Burada titanyum bir klip. Evet. 10 milimlik, biraz daha geniş bir damar ligasyonu için kullanabiliriz bunu. Bunların işte 5 milim ölçüsü var. Daha farklı. Şurada dediğin gibi, evet, yine buradan, evet, döndürebiliyoruz. Bu cerrahi aletlerin aynı şekilde pediatrikleri de var mesela. Evet. Evet. Kerime, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu projeye katıldığın için. Ayrıca da birlikte bunu yapmamız benim için ayrı bir güzellik. Benim için de öyle oldu. 25 yıllarca. Yıllık arkadaşımsın ve birlikte çalıştık. Evet. Ben senden çok şey öğrendim. Birbirimize çok katkımız oldu, benim de kattık. Ben de öyle inanıyorum. Birlikte birçok şeyi deneyimledik, evet, ve doğruyu bulduk belki de. Çünkü birçok şey yazılı değil dediğim ekip gibi. Ekip olmanın, evet, ne olduğunu gerçekten seninle, severek ben de mutlulukla yıllarca, tam böyle kalbimden hissettim. Ben de. Barkın da şu anda çekimi gerçekleştiriyor. Evet. O da benim vazgeçilmez arkadaşlarımdan, evet, dostlarımdan. İyi ki hayatımdasınız. Severek ben de yıllarca çalıştım ve çok mutlu, evet, işe geldim açıkçası. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu projede birlikte olduğumuz için ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ederim.